Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Babası Padişah 2. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı olan Sultan Mehmet, abileri genç yaşta vefat edince tahtın varisi konumuna geldi. Babası Sultan Murat, oğlunun talim ve terbiyesine çok önem verirdi. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca öğrenmiş, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe, tarih, edebiyat, coğrafya, matematik gibi birçok alanda ilim tahsil etmişti. Molla Gürani, Molla Hüsrev, Hızır Çelebi, Ali Kuşçu hocalarından bazılarıdır. Hayatında en önemli yere sahip olan hocası ise hiç kuşkusuz Akşemseddin Hazretleri'dir. Doğuştan getirmiş olduğu yetenekleri, titiz bir terbiye sürecinden geçtikçe daha çok parlayan Şehzade Mehmet, küçük yaşlardan itibaren idari tecrübe edinmeye de başlamıştı. Sultan Murat, tahtını henüz 12 yaşında olan oğlu Mehmet'e bırakmayı uygun görmüş, ancak şartlar gereği bu mümkün olmamıştı. Şehzade Mehmet, 1451 yılında babasının vefatının ardından tahta çıktı. Osmanlı Devleti'nin padişahı olarak tahta geçtiği sırada yaşı 19'du. Efendimizin müjdelediği günden beri ashab-ı güzinden Osmanlı padişahlarına kadar ulaşan ve bir aşka dönüşen İstanbul'un fethi bu genç padişah ve ordusuna nasip olacaktı. Sultan Mehmet, şehzadelik yıllarından beri düşleyerek projelerini yaptığı fethin hazırlıklarına 1451 yılının sonlarında başladı. İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Efendimizin 8 asır önceden müjdelediği bu mübarek fethi gerçekleştirmek için Sultan Mehmet 1453 yılında harekete geçti. Savaşın ilerleyen günlerinde gemilerini Haliç'e indirmesi gerektiğine karar verdi ve 70 kadar gemiyi karada yürüterek Haliç'e indirdi. Bu büyük mücadelenin sonunda İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedildi. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu bu yenilgiyle birlikte sona erdi ve İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti ilan edildi. Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Fatih unvanıyla anıldı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethedildikten sonra önüne çıkan bir dervişe şunları söylediği nakledilir. Bir harp, dua askeri ile kılıç askeri müşterek hareket ederse zafere ulaşır. Duayı bırakanları ahirette cehennem bekler. Kılıcı bırakanlara da çok yazık olur. Dua temel sahiptir. Lakin ona sebeplere sarılmak da eklenmelidir ki netice alınabilsin. İşte bugün de böyle olmuştur. Hep birlikte hem dua eyledik, hem de kılıcı kullanmayı bildik. Zafer müyesser oldu. Zaferin sırrı, Hazreti Peygamber'in izini takip etmektir. Fatih Sultan Mehmet, tahta kaldığı sürece İstanbul dışında pek çok fetih gerçekleştirdi. Bosna Hersek, Arnavutluk, Mora, Ege Adaları ve Kırım bunlardan bazılarıdır. O, fethettiği toprakları imar ederek İslam medeniyetini inşa etmeye devam etmiş, bu topraklarda adalet ve emniyeti temin etmiştir. Hızır Çelebi, İstanbul fethedildikten sonra burada göreve getirilen bir kadıdır. Fatih Sultan Mehmet'le aralarında geçen bir hadise, kadının ve Fatih'in adaleti temin etme hususunda ne kadar titiz olduklarını gösterir. İstanbul'a Ayasofya'dan daha büyük bir cami yapılmasını arzulayan Fatih Sultan Mehmet, bu iş için talip olan Hristiyan bir mimarı görevlendirir. İnşaatın sonlarına doğru camiye bakmak için gelen Fatih, mimarın malzemeleri binbir güçlükle temin edilen camiyi Ayasofya'dan daha küçük yaptırdığını görünce hiddete kapılır ve derhal Hristiyan mimarın elinin kesilerek cezalandırılmasını emreder. Hristiyan adam, geçim kaynağı olan mimarlık mesleği için muhtaç olduğu eli kesilince, Kadı Hızır Bey'e giderek padişahtan şikayetçi olduğunu bildirir. Hristiyan mimarla birlikte
kadı huzurunda ayakta durarak yargılanan Fatih Sultan Mehmet suçlu bulunur ve Hızır Çelebi kısas kararı vererek Fatih'in elinin kesilmesine hükmeder. Cihan Devleti'nin padişahı Fatih Sultan Mehmet'in bu karara itiraz etmeden teslim olduğunu gören mimar dehşete kapılarak derhal hakkından vazgeçtiğini ve yalnızca diyet istediğini söyler. Böylesi bir adaleti hayal dahi edemeyen Hristiyan mimar bir müddet sonra ailesiyle birlikte Müslüman olur. Fatih Sultan Mehmet tasavvuf erbabına büyük muhabbet duymuştur. Zevk ve sefa düşkünü bir hayatı olmamış, ömrü boyunca ilim, cihat ve devletin idaresi için çalışmıştır. Alimlere ve sanatçılara din, dil, ırk gözetmeden destek olarak teşvik etmiş, kendisi de Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşında olan Fatih, vefat ederken ardında büyük ve zengin bir kütüphane bırakmıştır. 1481 yılında çıktığı bir seferde hastalanarak 49 yaşında ahirete göçen Fatih Sultan Mehmet, bugünün Müslümanlarına yüksek ufukları işaret etmeye devam etmektedir.